Mucizevi canlar, selamlar. Alma verme dengesinden bahsetmek istiyorum. Özellikle ilişkilerimizde tabii ki. Canlar, şöyle bir kalıba sokmaya çalışacağım bazı şeyleri farklı bir bakış açısı olsun diye. Bir ilişkideki iki kişinin enerjileri toplamı her zaman 100 eder diye bakalım. Tamam mı? iki kişinin toplamı 100. Eğer bir taraf 50 verirse diğer taraf da 50 verir canlar. İşte bu dengedir. Zaten yaşamın sırrı denge denilen olay da budur. Eğer bir taraf 80 verirse çok verdiği için öbür taraf kaç vermek zorunda? Toplama hep 100 yapıyor ya canlar. 20 verecek. Eğer bir taraf 10 verirse öbür taraf 90 verir. İşte alma verme dengesi bu şekilde işler. O yüzden burada dengede kalabilmek çok önemlidir. Siz çok verirseniz siz zaten yapıyor olduğunuz için o zaten bir süre sonra sizin göreviniz haline döner ve karşı taraf der ki bu zaten yapıyor, ben niye vereyim ki ben bu kadar çık versem yeter der. Ama tam tersi siz az verdiğinizde bu defa eğer bir ilişki varsa ortada o zaman diğer tarafta buna uyumlanarak daha fazla vermek zorundadır. Şimdi o yüzden buraya bu farkındalıkla bir bakarsanız ilişkilerinize bir bakın canlar. Nasıl işliyor sisteminiz? Ne kadar çok vericisiniz? Genelde daha çok verici alandan işleyebiliyoruz. Veriyoruz, veriyoruz, tavizler veriyoruz, daha fazla fazla yapıyoruz. Niye? aman ağzımızın tadı bozulmasın Ali Rıza diyoruz. Biliyorsunuz değil mi Yaprak Dökümü dizisindeki gibi. Annemle beraber bir ara izliyorduk. Annemin en sevdiği diziydi. İşte ne bu? Kurban rolü. Ne bu? Hasır altına atmak. Ne no oluyor sonra? Aman ağzımızın tadı bozulmasın diye 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 birikiyor bir şeyler. Daha sonra çok kötü patlıyor. Kimden ötürü bilin bakalım? Sizden ötürü. Ve daha sonra karşı taraf ne diyor? Vermeseydin diyor. Bana mı sordun diyor. Niye yaptın diyor. Niye yaptınız? Niye yaparız? Korkulardan dolayı yaparız. Aman ilişkimiz bitmesin. Aman kopmayalım. Aman elalem ne der? Bülent Gardiyan hocamızın çok güzel bir lafı var ya. Elalem ne der terör örgütü diye. Aman o ne der? Aman bu ne der? Aman biterse şöyle olur diye diye korkulardan daha çok verici alana geçiyor. Çocuklarımıza da bunu yapıyoruz canlar. Lütfen yakalayın kendinizi. Ve biz verdikçe onlar bizi kullanıyor. O zaman yapmamız gereken bir dengeye kendimizi çekmek. Dengeye nasıl çekersiniz? Korkularınızı yenerseniz çekersiniz. Yeri geldiğinde o ilişkinin bitmesine bile gönüllü olabilirseniz o zaman çekersiniz canlar. Ve buna gönüllü olmanız lazım. Yaşamda her şeyle ilişik yaşayarak, bağımlılığımızı kırarak ilerleyebildiğimizde kendimiz oluyoruz. Yoksa o bağımlandığımız alanlar bir süre sonra bizim hükümdarlarımız oluyor, bizi yönetiyor canlar. Ortada bizim kişiliğimiz diye bir şey kalmıyor. İyi de biz buna mı geldik? Hayır, biz buraya LTE'ye niye geldik? Kendimiz olmaya, kendimizi gerçekleştirmeye geldik. O zaman panik yok, bağımlandığınız alanları görün. Eşinize mi bağımlandınız, çocuğunuza mı bağımlandınız? Bunları kırmaya yönelik, bağımlılıklarınızı kırıp kötü tabloları okeylemeye yönelik bir vizyon açın. Bunun için en kötü senaryo okeyleme diye bir videom var. Onu izleyebilirsiniz. Kötüyü okeyleyerek güçlü durma diye bir videom var. Onu izleyebilirsiniz canlar. Bu uygulamaları yaparsınız ama önce bu vizyonunuzu bir bu şekilde koyun da kendinizi dengeye getirmeye çalışın. Kaçan kovalanır dedikleri budur. Yani bir taraf eğer gidiyorsa öbür tarafta da onun peşinden gidiyor. Denilen alan da aslında gene bu denkleme dayalıdır canlar. O yüzden kendinizi lütfen yakalayın. Dengede olabilmek, o alma verme dengesini koruyabilmek canlar birçok şeyin çözümüdür. Bir de burada benim şöyle bir çözümüm var size önerim. Veriyorken almak veriyorken haz almak. Örnek karşı tarafa bir şey yapıyoruz. Beklentiyle ben veriyorum, o da bana versinden gittiğimizde bu koşullu ilişki oluyor. O zaman da ilerlemiyor canlar. Beklenti alanından gidiyoruz. Onun yerine ben gönlümden verdim, verdim. Veriyorken de aldım, haz aldım. Bitti bak alma verme dengemi ben orada tamamladım. O bana başka verirse verir, vermezse vermez. Ona bağımlı değilim. Böyle ilerlediğinizde siz alma verme dengenizi kendi içinizde bitirmiş oluyorsunuz. Karşı tarafa hiç gitmiyorsunuz bile. O zaman zaten bir şeyler daha mucizevi bir alandan açılıyor canlar. Yani eşinize kahvaltı hazırlıyorsunuz, bir şey vermiş oluyorsunuz, veriyorken de haz alıyorsunuz. Aldınız verdiniz bitti. Daha sonra bunun hesabını muhasebesini girmiyoruz o zaman. Ya ben sana kahvaltı hazırladım hadi sıra sende dediğimizde bu zaten gitmiyor canlar. İşte bu alma verme dengelerine toplamının yüzü olmasına ne kadar o dengede kalıyorsunuz ne kadar fazla mı veriyorsunuz az mı bunlara bakarsanız bunlar evrensel yasalardır. Size çok verene siz de az verirsiniz. Sizin az verdiğinizde size çok verir gibi. Yani buraları yakalayın canlar. Şunu diyebilirsiniz hemen şöyle bir alan açıldı. E hocam o zaman ben 10 olayım. Karşı taraf 90 olsun. Bu da dengesiz bir alan. Karşı taraf bu anlaşmaya zaten gelmeyebilir. Sizin nasıl girdiğinizle alakalı. O niye 90 versin? Korkuları varsa, bağımlılığı varsa 90 verir. Bu da hoş değil. Korkularla devam eden bir ilişki. 50-50 denge. Orada da bağımlılığımızı kırarak ilerlemek canlar. Katkı olsun.